Merhabalar, ben Köfteyiz ve bu Minecraft serimizin 6. bölümü. Biraz geziye çıkmıştım, keşfe. Ve bu esnada evime çok yakın bir yerde çok hoş bir şey buldum. Bir yanardağ. Yanardağ dekoratif bir blok olan basaltın bulunabileceği tek yer. Hatta bir ara buraya gelip bu basaltları toplamak istiyorum. Dekoratif amaçlar için. Bu arada o 5 bölümde bir değil de 10 bölümde bir World update etmeye karar verdim. Ya yani size sunmaya. Dolayısıyla da geçen böl dün herhangi bir dosya alamadınız. Bu da demek oluyor ki bu bölümden 4 bölüm sonra alacaksınız. Neyse, şimdi aradığım şeye gelecek olursak, özel bir ağaç. Red Power demişim. Industrial Craft modunu bilenler hangi ağacı aradığımı anlamıştır ve dolayısıyla da Industrial Craft'a başladığımı anlamıştır artık. Industrial Craft piyasadaki en eski modlardan bir tanesi. Hatta bu tipteki modlar arasında en eskisi olabilir. Ve hala bile pek çok kişinin çok sevdiği bir mod. Tabii cümleyi önceden planlasam çok daha süper olacak. Ve sanırım benim en çok söylediğim bir söz bu. Süper olacak. Bir de vesaire vesaire. Bir tane yine dedim. Bir tane saplingimiz vardı. O saplinge ne oldu diye soracak olursanız eğer, ektim. Ağaç çıktı. Ağaçtan bir tane bile sapling düşmedi. Olan bu işte. O yüzden ben de şu an yeni ağaç arama koyulmak zorunda kaldım. Ve lanet olsun ki neden yanıma yatak almadım. Güneş batıyor. Tuhaf bir adaya denk gelmişim. Neyse, yaratıklarla savaşa savaşa gideceğiz demektir bu. Ben aslında bunu istemiyordum. Wow. Benim sessizliğimdense galiba direkt bir şeyler bulmamı beklemeniz daha mantıklı olabilir. O yüzden bir şeyler bulana kadar, bir şeyler bulduktan sonra dönüyorum. Ve bu yolculuğum esnasında başka bir köy daha buldum ve tavuk. Bakalım bu köyün içinde neler var. Tomium. Bir bakalım seni başka bir şeyde kullanabiliyor muyuz? Train dispenser. Blast furnace'la steel'e çevirebiliyormuşuz. Alalım da. Kanvas bilgimizi de alalım. Sen. Yok, sen kal. Sen. Sen. Tamamdır. Bakalım bu köyde başka neler var. Aa! Yaşasın. Arıcılığa başlamak istiyordum. Güzel bir bahane oldu. İkinci apiary yok. Yok. Bunun dışına bakalım başka neler var. Arıcımız da burada. Bakalım. Oakwood karşılığında.
Tabii ben direkt sustum. Dayının teklifi hoşuma gitti. Dolayısıyla da dayının teklifini değerlendireceğim biraz. Tabii bu dayı nereye kayboldu? Sıkıntı orada. Kendi evine doğru yönelmeye başlamış. Ya bu jungle buldum da dönüştürebiliyoruz. Profesör Oak. Oakwood deyince neden aklıma hep Profesör Oak geliyor? Sadece isim benzerliği mi yoksa başka bir şeyler de mi var? De ben böyle bir şey yapmazken bir yandan saçmalıyorum. Neyse, iki adet daha apiarımız oldu. Misler gibi. Köyü biraz daha dolanalım. Bakalım başka neler çıkacak. Da köy biraz kötü bir yerde. Müteahhit pek zeki biri değilmiş. İşte ilginç şey diye ben buna derim. De sanki içimden bir pislik çıkabilirmiş gibi şey geliyor. Şunu açmadan önce. O tamam. Zararsızım. Sanırım bir adet de wisp'imiz var. Evet. Rubberwood. Şimdi ilk seferimde iki sapling. Rubberwood. Demek ki videoyu tam yerinde başlatmışım. Neyse. Şimdi ben senin gibi Wisp'in Wisp'ler Tomcraft tarafından eklenmiş ve çevrede flux oranı çok yüksekse eğer ortaya çıkan sinir bozucu iğrenç yaratıklardır. Ve ben kaçsam iyi olur. Evet, evimize vardık. Zor oldu ama vardık. Bu rubber tree'ler cidden Industrial Craft'la uğraşacak kişiler için inanılmaz derecede önemli bir ağaç. Bunun sebebi rubber'ın yani sanırsam Türkçesi kauçuk bulunabileceği nadir. Yani rubber'ı buradan elde ediyorsunuz. Bunlardan. Bu ağaçlardan. Ve rubber neredeyse her Industrial Craft recipesinde kullanılan bir şey. Her recipenin bir parçasında falan kullanılan bir şey. Yani rubber olmadan bir Industrial Craft 2 makinesi yapamazsınız. Ama rubber'ı da bir Industrial Craft 2 makinesiyle alacaksınız. O zaman nasıl rubber elde ediyorsunuz? Rubber istemeyen muhtemelen nadir şeylerden biridir o.
şekilde kafanızı karıştırdıktan sonra bu açıdan rubber'ı nasıl toplayacağınıza geleceğim şimdi. De önce şunları da temizleyeyim. Evet, temizledim ve 9 tane daha sapling çıktı. Ve önce inventory'imi boşaltmalıyım. Dur, direkt şunları şöyle atayım. Şunları da medium stone'umuzu elimize alalım ki bayağı da azalmış. Oş 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 oş. Sen neden o kadar yukarı geldin? Evet. Medium stone'umuzu elimize alıyoruz. Ağaçlarımızı kesiyoruz. Ve bu şekilde hazırlıyoruz. Ve elimizde artık bir tree tap var. Tree tap ne işe yarıyor? Şu turuncu noktaları gördüğünüz kısımlara tıklıyorsunuz. Ancak size bir tavsiye, birden fazla tıklamayın asla. Excel'de çok güzel şeyler olmuyor. Orayı öldürmüş oluyorsunuz ve oradan bir daha rubber elde edilmiyor. Dolayısıyla da sadece bir kere tıklamaya özen gösterin. Bazı ağaçlar diğerlerine göre daha verimli oluyor. Bazıları ise bir tane bile bir tane bile sticky resin vermeyebiliyor. Ve burada galiba var da şu an dalgınlıktan göremeyeceğim. Evet. 12 tane sticky resin'imiz var. Şimdi iş görür mü? İki tane circuit yapabiliyoruz bunda. Tamamdır. Evet, inventörümüzü boşaltıp direkt bunlara başlayalım bir. Rubber'lar buraya. Bu arada chest odamızı bu şekilde düzenledim. Normalde barrel kullanmayacağımı söylemiştim ancak sentleri burada unutmuşum. Bu itemlar için barrel kullanacağım. Stringler için barrel kullanmamın tek sebebi bunlar. Bitki kökenli mi yoksa mob kökenli mi? Buna karar veremedim. Tek sebep bu. O yüzden de onları hepsinden de ayrı bir noktaya koydum. Bir barrel'a. Evet. Burada da camlarımız güzelce pişmiş. Bunun dışında çalışma odamız şu an böyle. Bunun zeminini çok daha sonra yapacağım. Bu zemin için ilginç bir şey düşünüyorum. Ve ışıklandırmamızı yapmayı unutmuşum. Işıklandırma ileride değişecek. Bu ilkel torch sistemiyle değil. Yenilikçi ve marjinal bir düzenle. Muhtemelen bazı kişiler düşündüğüm sistemler, düşündüğüm ışıklandırmalar hakkında bir fikir elde edinmiştir. Şu tarafı da çok, şu iki tarafı fazla kullanmayacağımıza hesaba katarsak geçici olarak bunları bloke ediyoruz. Bunu da sadece buna da şöyle bir açık bırakalım. Geceleri bunu kapatırız. Neticede henüz oralarda. Ben mi rezil konuşamamam. Konuşamamamı bile söyleyemedim. Mesela sticky reason'larımızı alıyoruz. Herhangi bir yerde kolumuz var. Ve bu sticky reason'ları pişiriyoruz.
Birkaç tane daha tekrar olgunlaşmış. Resinleri pişirdiğinizde elde ettiğiniz şey rubber olacak. Ve rubber işte o çoğu recipe'de ihtiyacınız olan şey. Ayrıca biraz odun toplamıştım. Onları ben unuttum gene. Daha sonra harcadım gene. Neyse, biraz daha keseriz. Odun kesiyorum çünkü bir şey yapacağım. Hani bir şey deneyeceğim. Falan fişman. İki. İki tane daha şey, dört tane olsun. Tamamdır. Peki bunları ne yapacağız? Obsidian'a çevireceğiz. Peki bu obsidian'ı ne yapacağız? Obsidian Pressure Plate. Obsidian Pressure Plate, Obsidian Pressure Plate modunun eklediği bir item. Peki bu ne işe yarıyor? Temel olarak direkt bir Pressure Plate. Ama diğer iki Pressure Plate'den farkı, hani Stone Pressure Plate, wood'un upgrade edilmiş hali, yani bir üstü sadece canlıları kabul ediyor. Normal wooden pressure plate herkesi kabul ediyor, her şeyi kabul ediyordu, itemlarda dahil. Obsidian pressure plate'in olayı sadece player'ları kabul ediyor. Yani herhangi bir mob buna giremez, buna basarak kapıyı açamaz. İşte tüm amacım buydu. Evet. Sticky resin'larımız hazır. Peki. Şimdi ilk ne yapmaya başlayacağız? Generator. Bir saniye. Yanlış mı yaz... Tabii. Gene yazılışını yanlış hatırlıyorum ben. Evet, şu an bir de 3 tane refiner lazım. Ve benim konuşabilmem lazım. Tabii bunun dışında zaten var. Ayrılmaz. Burada da var. Dur, sizde 24 tane pişireyim ben. Ne olur ne olmaz diye şurayı da kapatalım. Artıyla. Evet, bunun dışında kapıya ihtiyacımız var. Copper kablo için gerekli. Tilimiz zaten var elimizde. Evet. Bunun dışında 3 tane rafine ayrımımız hazır. Buralarda bir yerde ekstra bir furnace'ımız olacaktı. Yoksa da alırız zaten. Furnace'dan bol ne var? Üç tane rafin. Ne demir? Ve bir adet pil. Bir saniye. Iron Furnace mıydın sen? Tabii ben böyle her şeyi hatırlayamayabiliyorum.
Seni bu şekilde de yapabiliyoruz. Ben de diyorum bu neden bu kadar ucuz? Meğer bu yüzdenmiş. Sene 10 aslında 10 range mi yapsam diyeceğim de diamond'ım o kadar fazla değil şu an. Evet. Omni Ranch'in ne işe yaradığını size zaman geldiğinde açıklayacağım. Aslında teknik olarak şu Crescent Hammer ve Industrial Craft Ranch'inin birleşimi gibi bir şey. Hepsi tek ranch'te yani. Hepsi bir arada. Bunu yaptığımıza göre sırada ne yapabiliriz? Extractor. Dıdım dıdım. Bunun için bir adet elektronik circuit lazım. Ve bunun için bir set daha copper kablo lazım. Evet, achievement'larını da alıyorum böyle, misler gibi. Bu arada bir şey bakacağım. Şu an elektronik circuit yapmanın daha ucuz bir yolu var mı? Alüminyumumuz yok. Elektromumuz da yok. Nasıl yapabiliriz ancak? Yok. Evet, şu an en ucuz yolu bu. Şimdi bir adet de machine block. Tabii ne lazım? 4 tane 3 tap. Ve şu an elimizdekini kullanamayız çünkü hasarlı. En ufak bir hasar bile almaması lazım. Bir saniye. Seni kullanabiliriz. Evet. 3 taplerimiz de hazır. Ve bunları alıp extractor'ımızı yapıyoruz. Extractor ne diye soracak olursanız şu rubber'ları normalde pişirerek bir tane elde ediyorken hatta durun. Pişirdiğimizde bir tane rubber elde ediyoruz. Extractor'a koyduğumuzda sticky resin'ları 3 tane rubber elde ediyoruz. Bir saniye. Slime bulu üretmenin başka değişik yolları var mı? Ya tamam. Evet. Bu. Şu anki durumumuz bu. Ve ben yatağı tabii ki de buraya koymamıştım, almamıştım. Tavana kuvvet dostlar. Ve apartmandan sesler geliyor. Creeper patlama. Burası benim eski evim. Eski evlerimden biri daha doğrusu. Hayır, ben senin gibi Creeper'ın. Kendimiz bir partinin ortasında bulduk direkt. Neyse. Beleş mob droplar. Hiç beleşli değiller ama olsun, mob drop mob droptur. Hayır, ben senin gibi Creeper'ın. Zaten bir tane daha yeni bir tane medium stone yapabilecek şeyimiz oldu. Creeper. Evimi havaya uçurayım deme. Ha. Şöyle adam ol.
Creeper'la kavga ediyorum. Gerçi bunu çoğu oyuncu yapıyordur. Yoksa yapmıyor mu? Lan. Lan 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 lan. Aslında buna gerek olmadığına karar verdim şimdi. Ve ben gene yatağı almayı unuttum. Neyse sonra alırım. Evet. Şimdi jeneratörümüzü ve ekstraktörümüzü yaptığımıza göre... Jeneratör sen şimdilik şuraya gel. Ekstraktör sen de buraya gel. Ve jeneratörü tabii ki de yakacakla besliyoruz. Ama elimizde şöyle mükemmel bir yakacak var diyecektim de aslında kullanabilirim bunu. Daha başlangıç için kullanmasak çok daha iyi oluyor bunu. Sebebini açıklayacağım. Çünkü bayağı bir kısmını heba etmiş oluyorsunuz. Ben şurayı tamamlamayı unutmuşum. Aferin bana. Şimdi ekstraktörümüzden sonra ne yapmamız gerek? Ne yapmamız gerek? Kompresör. Bir saniye. Centrifuge. Industrial Advanced Machine istiyorsun sen. Electrolyzer. Industrial. Industrial Electrolyzer. Extractor, Electrolyzer, Magnetizer ve 2 adet Advanced Circuit istiyor. O zaman kompresörümüzü yapıyoruz şimdilik. Kompresörümüz basit. Tabii yanına daha fazla redstone Redstone. Redstone. Ve kompresörümüz de hazır. Size bu ikisinin recipe'lerini yavaş yavaş bir göstereyim. Kompresör bunları yapabiliyor. Ayrıca kompresörümüz hazır olduğuna göre birkaç bir şeyimiz daha yapabiliyoruz. Mesela şunlar gibi. Bunları daha sonra upgrade de edeceğiz. Ve bize şu an enerji lazım. Bir tanesini kullanabiliriz ve sanırsam bu bölümü bitirmek için gayet güzel bir kısım. İzlediğiniz için teşekkürler. Yok, bu sıradan oyuncunun girişi oldu. İçime işledi. Köftesiz köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.